Selam dostlar. Bugün yine çocukluğumuzun efsane günlerini yaşatan bir kanalın daha tarihine ve tüm çizgi film yapımlarına göz atacağız. Öncelikle söylemeliyim ki bu kanal Kanal Tarihleri serisindeki tek başına çizgi film kanalı olmayan tek kanal. Yani bugünkü inceleyeceğimiz Sine 5 kanalı normal bir kanaldı. İçerisinde haberler, yarışmalar, programlar hatta 2000 yılında Galatasaray'ın UEFA kupasını müzesine götürdüğü sene UEFA maçlarının hepsini canlı olarak yayınlayan kanaldı. Fakat Sine 5'te gün içerisinde çizgi film kuşağı da oluyordu. Bu kuşağı eminim benim gibi birçok kişi de bekliyordu gün boyu. Belki bu kanalı pek hatırlamadınız ama birazdan bu kanalda yayınlanmış olan çizgi filmleri görünce beyninizdeki nöronlar domino taşı gibi yerine oturacak ve evet böyle bir kanal vardı diyeceksiniz. Şimdi kısaca kanal tarihine bir bakalım. Sine 5 kanalı 20 Eylül 1993'te test yayınına, 11 Kasım 1993'te normal yayına başladı. Erol Aksoy tarafından Show TV'ye kardeş kanal olarak kuruldu. 93 yılından 2006 yılına kadar Sine 5 hayatına şifreli kanal olarak geldi. Ardından 16 Ocak 2006 tarihinde tamamıyla şifresiz bir kanal oldu ve böylelikle ben de çocukken artık bu kanalı keşfedebilecektim. Kanal sahibi ise şimdi bir dakika burası biraz karışık. Burayı çok basit bir şekilde şöyle anlatayım. Şimdi Avrupa ve Amerika Holding'in sahibi Erol Aksoy tarafından kanal 1993 yılında kuruldu. 2004 yılında Erol Aksoy borç batağına batıyor ve Erol borcunu ödeyemediği için kamuya ait olan TMSF Sine 5'e ve kardeş kanallarına el koyuyor. Sonra Erol diyor ki borcumu taksit taksit ödeyeyim, siz de bana kanalları geri verin. Anlaşma sağlanıyor. 2006 yılında Sine 5 tekrar Avrupa ve Amerika Holding'in oluyor. Ama bitmedi. Sonra 2008'de TMSF Erol Aksoy'un taahhüt verdiği zaman diliminde borçlarını ödemediği gerekçesiyle Sine 5'e ve kardeş kanallarına tekrar el koyuyor. Bu sefer de TMSF kanalı yönetemeyip Ali Jazeera devrediyor. Sonra Erol çıkıyor, hop diyor, bu işte bir usulsüzlük var. Dava açılıyor, Erol kazanıyor, mahkeme kararı ile satış iptal ediliyor. Ama işin ucunda kamuya ait olan TMSF olunca kamuya güven ilkesinin sarsılacağı gerekçesiyle kanal yine de satılıyor. Fakat kanal için hiçbir şey iyiye gitmiyor ve 30 Aralık 2015 tarihinde saat 16.00'da Kendine İyi Bak programı yayındayken kanalın yayın hayatına son veriliyor. Şimdi bizi ilgilendiren kısım bu kanalda yayınlanmış olan çizgi filmler olduğu için gelin haydi şimdi onlara bir göz atalım.